Manşete hoş geldiniz. Dolandırıcıyla boy ölçüşmek. Daha kafadan programa girerken bu gösterinin, bu şovun adını koyayım istedim. İçişleri Bakanı sosyal ağlarda fenomen olduğu iddia edilen kimi isimlere düzenlenen operasyonlarda onların ele geçirilen mal varlığını emniyete nasıl devrettiklerini sergiledi ele geçirilen ya da el konulan daha doğrusu el konulan arabalar arasında lüks arabalar var. Bentley markası gibi, Porsche gibi vesaire. Bunu ele geçirdik, çöktük, aldık. Bizim oldu artık biçiminde sunuyor ülkenin içişleri bakanı. Yani nasıl bir gangsterle karşı karşıyasınız? Nasıl bir çeteyle karşı karşıyasınız? Bunun böyle prodüksiyon yapılmış, film yapılmış ve sunulan, teşhir edilen örneğiyle karşı karşıyasınız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz. Türkiye'nin huzuru. Bir de böyle pazarlıyor. Gangster. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirildi. El konuldu demesi lazım veya tedbir konuldu demesi lazım. Aldık diyor. Yani bir operasyon yapmışsın okey fakat yani yargı devam ediyor. Yedemine bırakırsın emaneti alırsın neyse satılamaz falan şeysi koyarsın kaydı koyarsın. Mahkeme kararınca bu araçlar emniyetimize verildi. Mahkemede suç ortağı bütün sıralı amirler. Yani araçlara tedbir konması veya araçlara satılamaz falan e, kaydı konması gerekirken mahkeme alıyor bu araçları. Daha yargı devam ediyor. Emniyete veriyor. <laughs> Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde. Milletimizin hizmetinde olacaktır. Millete de böyle yediriyor. Millete bunu alkışlıyor. Tuhaf. Ee, ama e, mühim bir e, ifşa ve bunu da işte böyle haber veriyorlar. ATV'de şurada burada ya Bentley'den polis e, şeysi var. Yani Bentley'den trafik polisi olmuş. Yani şimdi Bentley araç şimdi bu şeye de gelelim de görüntüleri de ben vereyim üzerine konuşacağım. Bu İçişleri Bakanı'nın yayınladığı görüntü. Bentley araç İngiltere'nin en lüks İngiltere'de üretiliyor. Ben fabrikasına Ta 2006 yılında ya da 2007 yılında gitmiş dolaşmıştım. O zaman akşam gazetesinde çalışıyordum. Bir bakan, e, şey basın grubuyla gitmiştim. Manchester'da, Manchester kırsalında Bentley Motors. Yani en ucuzu o gün 300-400 bin eurodan başlıyordu fiyatı. Bentley Motors. Şimdi bu aracı TL'ye çevirdiğinizde ne olur bilmiyorum. Ama yani orada gördüğüm araç hangi modeliydi neydi bilmiyorum ama... Yani 500-600 bin euroluk bir araç yani başlangıç fiyatları şu anda. Ve bu araçların e, yani lüks araçlar. Yani İngiltere sokaklarında bile Bentley motorsu gördüğünüzde şöyle döner bakarsınız. Sayılıdır. E, yaygın değildir. Ve e, bu araçlar öyle günlük ihtiyaçlarda da kullanılan araçlar değildir. E, prestijdir vesaire işte belli zamanlarda binilir şu bu falan. Şimdi. Porsche var, Mercedesler var vesaire. Bu araçları siz şey trafik polisi aracı yapıyorsunuz. Ne yapacaksınız yani bununla? Yani denetime mi çıkacaksınız? Uygulama mı yapacaksınız? Kasisli yollarda, çukurlu yollarda falan. Şimdi böyle yorumlar okuyorum ben. Yani bu araçların bakımı çok pahalı. Yani bu araçlara el konulması ve trafik e, polisi aracı yapılması normal. Ama yani bakımı çok pahalı. Keşke yani daha uygun yani eğer orta karar araçlar olsaydı bunlar. Tamam, mesele yok mu diyecektik. Renault gibi, Fiat Egea falan gibi araçlar olsaydı, e bunların emniyete devredilmesi tamam, mesele yok diyecektik. Yedek parçası, yakıtı çok pahalı. Yani başlangıç noktası bu mu olmalı? Yani bu araçları satıp keşke daha uygun araçlar alsaydınız. Verilen akıllara bakar mısınız? Yani Gangster İçişleri Bakanı bir paylaşım yaptı ve bu Gangster'in paylaşımına böyle yorumlar yapıyorlar. Yani Sayın Bakan iyi hoş güzel ama bunlar yani bu şekilde yani bu olmamış. Yani sat başka araç al. Ya da bunun şeysi yedek parçası çok pahalı. Yakıtı çok pahalı. Hizmet aracı yapın. Yani ee, makam aracı yapın. Böyle bu şeyler de var, öneriler de var. Yani trafik polisi aracı yapmama emniyet müdürüne ver bunu. <laughs> evet. Söylenmesi gereken şey şu. Peşin hükümlü devlet olmaz. Mahkeme kararı olmadan, kesinleşmiş karar olmadan kimse kimsenin malına, mülküne çökemez. Ve bu bir el konmadır, çökmedir ve devletin polisi de bu magazine, bu çökmeye malzeme oluşturmuştur. Oradaki o dikilen polisler de durumun farkında değiller. Belki onlar da alkışlıyorlar. Fakat burada daha facia olan şey o. Alta da onu yazdım. Devlet dolandırıcıyla boy ölçüşüyor. Ve bunun üzerinden bir göz daha veriyor. Herkese. Ve gerçekten nasıl bir gangaster çetesiyle karşı karşıya olduğunuzun belgesi. Neymiş efendim? Bu araçların maliyeti çok yüksekmiş, bakım maliyeti çok yüksekmiş, çok yakıt işe yapıyormuş. Bu araçları satın başka araçlar alın. Verdiğiniz akla tüküreyim sizin yani. Gerçekten acayip. Şimdi bir başka devlet manzarasıyla devam edelim. İzmir Buca'da bir okula Şehit Esat Oktay Yıldıran adı verilmiş. Kim bu adam? Diyarbakır cezaevindeki işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran. Diyarbakır cezaevi de müze yapıldı. Yani aynı hükümet Diyarbakır cezaevini çekilen acılara hürmeten veya hatırlatmak maksadıyla müze yaptı, kapattı uzun yıllar sonra yakınlarda daha. Ve aynı hükümet döneminde bir okula bu işkencecinin adı verildi. O Diyarbakır cezaevinin işkencecileri en ismi bilinen işkencecilerden birinin adı verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor yani isim değişikliğini. Yani Diyarbakır cezaevinin müziğe dönüştürülmesi de yanılmıyorsam 2021 filan. Hatta o zaman Erdoğan da açıklamıştı işte zulümle, işkenceyle, insanlık dışı, dışı muameleyle e, bilinen, anılan Diyarbakır cezaevini bir müze olarak veya bir kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz falan demişti. Bu ismi okula verilen Esat Oktay Yıldıra'nın işkenceleri arasında köpeğe saldırtmak, kadınlara cinsel istismar, çıplak işkenceler var, spor yaptırmak falan gibi çıplak, çıplak gezdirmek, ne bileyim teza tecavüz, erkeğin cinsel organına ip bağlatarak koşturmak, dışkı yedirmek, Mokada job sokmak falan gibi. Yani çok ağır işkenceler var. Ve bunu tanıkları anlattılar, anlatıyorlar. Yani yüzlerce tanığı var ve çok küçük bir aramayla bunu görebilirsiniz. Diyarbakır cezaevi işte. Böyle de bir şey koymuşlar. Okula ismini veren Esat Şehit. Şehit Esat Oktay Yıldıran kimdir? Nasıl şehit oldu biliyor musunuz? Şehit derken tırnak içinde söylüyorum. 22 Ekim 1988'de İstanbul Kısıklı'da halk otobüsünde silahlı suikast sonucu. Öldürdüler. Sen örgüte Diyarbakır cezaevinde böyle şey 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 yaparsan, işkence yaparsan yığın arkadaşımız kalıcı arızalarla falan hayatlarına devam etmek durumunda ve birkaç sene sonra bir otobüsün içerisinde aynı örgüt infaz etti. Yaptıklarının bedeli olarak. Budur yani. Okumayı böyle yapacaksınız. Şehit. Basında biraz fikri takip olsa var da ancak böyle zararsız alanlarda hatırlıyor basın fikri takibi. Mesela Karaman Ermenek. Hatırlayın 9 yıl önce su basmıştı maden ocağını ve oraca Tezcan Gökçe'de ölen madencilerden biriydi. Annesi Ayşe Gökçe demişti ki benim oğlum suda yüzme bilmez ki. Herkes gözyaşlarına boğulmuştu. Unutulmazdı bu laf. O anne vefat etmiş. Yani basın isterse böyle bir fikri takip yapabiliyor ama yapmıyor. Ve yine dün bahsetmiştik. Cevheri Güven'in nasıl rüşvetle 50 milyon dolarlık rüşvetle Cumhurbaşkanı yardımcısı Kıbrıs'tan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Halil Falyalı dosyasını kapattı, üzerine gitmedi. Bu bugün Türkiye medyasında hiçbir biçimde haber olmadığı gibi kimse bahsetmediği gibi video ayağı atıfta bulunmadığı gibi Kıbrıs basınında haber olmuş Kıbrıs Bugün gazetesi dün daha doğrusu Fuat Oktay'a 50 milyon dolar rüşvet iddiası Halil Falyalı'nın para işlerinin başındaki köstebek Cemil Önal Hollanda'da verdiği ifadede Özge Falyalı'nın Türkiye'deki dosyaların kapatılması için Fuat Oktay'a 50 milyon dolar rüşvet verdiğini iddia etti bu bir haberdir belgesiyle yayımlanmış ve taraflarına sorulması gereken. Ama bir, bu konular girilecek, girilebilecek konular değil, sorulabilecek konular değil. İki, daha düşük e, seviyede yani bu konuları gündeme getiren cevheri güven. Ondan dolayı biz ihtiyatla yaklaşıyoruz. Ama daha yani ilk sebep daha mücbir. Yani cevheri güvenin bu iddiayı gündeme getirmesinden, bu haberi gündeme getirmesinden daha önemli olan şey girilebilecek bir konu değil. Cevheri güven değil, Farklı bir isimde Avrupa'dan gündeme getirseydi bunu aynı şekilde yaklaşabilecekleri, girebilecekleri bir alan değildi. Kıbrıs bugün gazetesi sessiz kalmak kabul etmektir diyor. Evet bir açıklama da yok. Halil Falyal'ın finans müdürü Cemil Önal'ın Kıbrıs'ta dönen rüşvet ağıyla ilgili ses kayıtlarında yer alan iddialara hakkında sessizlik sürüyor. Gazetemiz Ersin Tatara ulaşamadı Fuat Oktay ve Türk Medyası sessizliğini koruyor. Bu ya vakayı rapor. Bunu da iyi yapmıyor işte. Ülkede medya yok. Ülkede medya anca ordu diliyle konuşuyor. Hürriyet bir devlet gazetesidir. O derinliği tutmalıyız diye manşet attı. Derinlik dediği kimsenin haberini bile olmadığı. Bak bir de verdiğimiz filan yani basın bu dilde konuşmaz. Ama hürriyet bir devlet gazetesi ve devlet diliyle konuşuyor. Hürriyet başından beri bir devlet gazetesiydi bunu unutmayın. Size onlarca misal sıralarım şu anda konu bu değil. 12 şehit verdiğimiz biz verdik saldırıların ardından gözler Türk silahlı kuvvetlerine ait kuzey Iraktaki üslere çevrildi. Şimdi eleştiriliyor ya orada ne işimiz var? Güvenlik uzmanları kimse Türkiye sınırından ya da konuşturacak adam bulurlar. Türkiye sınırından 30-40 kilometre derindeki üslerin hayati önemde olduğunu, hayır hayır kapatamayız orada insanlar ölmeye devam edecek. Bu nedenle devam etmesi gerektiğini anlatmış. Şimdi bu üsler tartışılıyor. Musul'da, Erbil'de kan ya, mesele sadece Kandil'de değil. Türkiye'nin orada üsleri var. Kimi derme çatma kimi işte yani böyle hani e, kartal yuvası falan gibi değil. Bunu elbette Güneydoğu'da yaptılar ama sınır ötesinde Kuzey Irak'ta veya Suriye'de daha e, iptidai şeyler var. üsler söz konusu her neyse sorulmaya başlandı ya buralarda ne işimiz var bizim. Ya da buralarda üsler olduğu ortaya çıktı ve insanlar ölüyor. E, orada durmalıyız diyor yani. Hayır devam. Daha ve bir de şöyle çok çok facia bir şey var. Çok boyutlu tarafları var. Orada vuruyorlar şimdi Kuzey Suriye'de de Irak'ta da vurdukları yerler fabrikalar, üretim merkezleri, sivil insanların hayat damarlarını kesiyorlar terörle mücadele altında. Bunu kimse de anlatmıyor. Türkiye'de bir yazım iki gene yazılmayan, konuşulmayan şey şu Türkiye'de. Bu kadar içeriği giren asker askerin geri dönüş yolu yok. Geri dönüş alternatifi yok ya da Girdiğinde çıkabileceği bir kapı yok ya da girdiğinde bir çıkış senaryosu yok. Yani ölmeye giriyor. Bir dönüş senaryosu yok. Bu da anlatılmıyor. Onun için o askerler giderken şehadete gidiyoruz diye gidiyorlar. O videolar paylaşılıyor ya. Çünkü onlar da farkındalar. Dönüş yok, çıkış yok. Bir çıkış stratejisi yok. Bir çıkış yolu yok. Ölmeye gidiyorlar. Öldürebildiğin kadar öldür. Sonunda sen de öleceksin. Meğerse şehadete gülüyormuş aslanım diye de yazıyor bunu. Sabah. Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım falan. Böyle de şey yapıyorlar. Yani her şeyi esasen göz önünde oynuyorlar. Kahramanlar törenle memleketlerine uğurlandı. Ne kahramanlık yaptıklarını anlatamıyorlar. Ne kahramanlık yaptılar. Anlatın sıralı. Şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. Şunu yaptı. O yüzden kahraman. Yok. Dört kahraman aynı sofrada. Gencecik insanlar hayatlarının baharında acemi eğitimleriyle, birkaç aylık askeri eğitimle, birkaç atışla neyse orada kışın ortasında profesyonel bir ordunun gerillayla profesyonel anlamda mücadele edebilecek kapasitede bir ordunun, profesyonel bir ordunun yapabileceği operasyona gencecik insanları 19-20 yaşında insanları gönderiyorlar. Sonra da işte bir akademisyen mescide girmiş de ayakkabıyla basmış basmamış tartışması oraya girmeyeceğim. Her şeyi de buraya çıkarıyorlar. İslam düşmanı akademisyen terör örgütü PKK yanlışı çıktı. Yani hemen her şey de direkt PKK'ya bağlanıyor. Neticede Barış Akademisyenlerinin bildirisine imza atmış. E, bu harekat politikası, bu şiddet politikası, bu çatışma, bu askeri neyse harek şeyler, hmm, önlemler veya askeri yöntemlerle olayı çözme çabası yanlış dediği için. PKK yanlış oluyorsun. Devlet ne diyorsa yanında hizalanacaksın. CHP ve deme terör tepkisi. Yani hiçbir haber yok sabahın birinci sayfasında. Bunu da onlar yaptı. CHP yaptı. İşte HDP çizgisindeki Dem Parti yaptı falan. Sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e baya bir kükremiş Devlet Bahçeli son grup toplantısında CHP işgal edilmiş diyor. Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir diyor. Lafa bakar mısın? Ya yani biri bana işgalci diyecek, Türkiye düşman diyecek. Ben bir daha o adamla aynı atmosferde hava solumam. Fakat devam ediyorlar yani mecliste oynamaya. Yani benim eleştirdiğim de bu. Artık güzel laflar etme dönemi bitsin yani. Siyaset siyaset sonuç alma sanatı. Yani bir icraat ortaya koymanız lazım. O kürsülerden o laflar hep yapıldı. Özgür Özel de Devlet Bahçeli'ye cevap vermiş. İşte efendim e, PKK'nın adını zikretmedin falan diyorsun ama ben tweetimde PKK'nın adını zikrettim. Asıl senin baş, e, şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK'nın adını zikretmiyor diye iki tweet'i kocaman bir de levha yaptırmışlar. Bugün grup konuşmasında bunu göstermiş. Ben PKK'nın adını zikrediyorum ama asıl Cumhurbaşkanı zikretmiyor. Falan. Anca idrar yarışı. Çok üzgünüm yani. Bu kelimeyi epeydir kullanmıyordum. Kullandığım için eleştirenler oldu ama bu yani. Kılıçdaroğlu'nun daha güçlü konuşmaları vardı. Ondan önce Deniz Baykal'ın öyle. Yani mesele o değil ki eylem ortaya koyacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında onlarla iş tuttuğunuz sürece onlarla komisyonları, genel kurulu, HSK, HS, HSK veya eski adıyla HSYK üyeliklerini, RTÜK üyeliklerini şunu bunu paylaştığınız sürece plan bütçe komisyonunda falan neyse gaz almak için de milletin orada yaptığınız 5-10 dakikalık konuşmayı Twitter'da verince işinizi yaptığınızı zannediyorsunuz. Hayır oynamayacaksınız. Çek bakalım meclisten grubunu ne oluyor? Ayrıca çekebiliyor musunuz? Yüreğin yetiyorsa meclisten grubunu çekersin. Ben bu oyunda yokum dersin. Adam sana işgalci diyor, düşman diyor. Terör diyor, terör örgütü diyor. Sen yuhalanıyorsun Manisa'da şehit cenazesine gitmişsin. Memleketin orası. Bak orada gövde gösterisi yaptın. Ağzının payını verdiler sana diyor. Teşvik ediyor sana yönelik şiddeti. Ve sen hala onunla oyun oynamaya devam ediyorsun. Sayın Bahçeli diyorsun. Sayın Erdoğan diyorsun. Bir sorun yok mu? Bence var. Kürsüden edilen güzel süslü laflar dönemi bitmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında dolaşan arkadaşlar da, meslektaşlar da heyecanlanıyorlar, paylaşıyorlar falan. Biraz çıkın yani. E, bir de epey tecrübeniz var yani. Orada çok heyecan verici konuşmalar dinlediniz, göz yaşlı insanlar, ayakta alkışlamalar falan. E sonra yani aksiyon almada e, ne bileyim politika üretmede bir sonraki aşamaya geçilmesi gerekmiyor mu? Ne zaman geçilecek? Ben de soruyorum. Dolandırıcıyla boy ölçüşmek. Bu da dolandırıcıyla boy ölçüşmek. Bu da sahtekarla boy ölçüşmek. Yani Ali Kay Yerli ee, el koydukları, çöktükleri Bentley'ler veya Porsche'ler veya Ferrari'lerle bir şov organize etmesi ne kadar dolandırıcıyla boy ölçüşmekse Türkiye muhalefetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapmaya çalıştığı da o. Çıksan çıkacaksınız bundan yani. Ve bundan çıktığınız zaman belki insanlar heyecanlanabilir veya heyecanlanmak için gerçekten bir sebep bulabilir. Bir sebeptir bu. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyorum. Çarşamba manşet yok. Perşembe tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.